İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimlerde gerçekten sükse yaptı. Bir şarkı vardı. O şarkı eşliğinde milleti kucaklıyor, selamlıyor, sarılıyor, oy istiyor, oy vermeyenlere sen bana dua et diyor. Öpücükler gönderiyor. Her şey çok güzel olacak diyordu. Hatırladınız mı? Şimdi aradan çok geçmedi. O şarkının yazarı ya da ee, seslendiren sanatçı Ali Ata dünden itibaren sosyal medyaya düştü. Ve Türkiye tarihinde bir ilktir. Bir siyasi lider için şarkı yapan ve söyleyen bir sanatçı sosyal medya üzerinden çıktı, reklam verdi ve dedi ki İstanbul halkından özür diliyorum, hakkınızı helal edin. Onu okuyayım ben. Şimdi. Bana sosyal medyadan gönderdi. Şaşırdım, inanmadım. Öncelikle kendimden, ailemden, İstanbul'dan, Sultanbeylilerden, kadınlardan, gençlerden, işinden olan emekçilerden, benden dolayı oy verenlerden özür dilerim. Bu adam tam hayal kırıklığı çıktı. Aldatıldık. Hiçbir icraatı olmayan, fenomen gibi sürekli gündem peşinde koşan, danışmanlara sürekli yediğini içtiğini sosyal medyaya atan, tecavüzün üstünü örten, pas etmelerinden elinden hiçbir proje olmayan, elinde hiçbir proje olmayan, sürekli otogarın temizliğini paylaşan, yandaşçılığın kralını yapan 16 milyon insan için, 16 milyon insan için her şey çok güzel olacak deyip hepimizi kandırıp 16 bin eşi, dostu, çevresini her şeyi güzel yapan bu adam adına tüm İstanbullardan özür diliyorum. Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek ama her şerde bir hayır vardır. Böylelikle anladık ki bunlar ülkeyi yönetemez. Devlet, vatan, millet diye bir şey kalmaz. Kim söylüyor bunu? Ali Atay. Bu Ali Atay bana başka videolar da gönderdi. O videoların içerisinde ona şimdi göreceksiniz diyor ki seçim ofisine gidip geldim, çalıştım, Ekrem İmamoğlu ile beraber fotoğraflar çektim ve ben bu şarkıyı yaptım diyor. Şimdi bu önemli bir iddia ve gerçekten şaşırtıcı. Yani Türkiye'de bir ilk defa bir sanatçı yazdığı şarkıdan, söylediği şarkıdan ötürü halktan özür diliyor ve diyor ki aldatıldık. Peki ne oldu? Murat Ongun, Ali Ata'nın kendileriyle hiçbir ilişkisinin olmadığını söyledi. Hiçbir yerde Ali Ata isminin geçmediğini söyledi Murat Ongun. Ve Yeni Şafak bunu haber yaptı diye Alileri karıştırdınız sevgili Yeni Şafak dedi. Doğru. Bir, bir de Ali Altay varmış. Kafam karıştı. Ya ben şu Ali Altay'a Facebook şey Instagram hesabına yazdım kardeş. Bak böyle böyle yazıyorlar. Yani. Ya yağdırdı. Yağdır dünden beri yağdırıyor. Neler söylüyor, neler diyor ki yani bir tane belgeler gönderiyor. Projeler içerisinde adı var. Ee, İmamoğlu seçim bürosuna giriyor. Herkesle çok yakın vesaire. Şimdi bu adama diyorlar ki yalancı. Şimdi nasıl olacak peki bu iş? Al. Sürekli karşı karşıyaydık diyor abi. Buraya herkes girebilir mi diyor. Şimdi hangisini tartışalım? Hakkınızı helal edin diyen bir sanatçı gelecek internet haberde konuşturacağız kendisini. Onu mu tartışalım? Pişmanlığını mı tartışalım? Yoksa Murat Ongun'u mu konuşalım? Murat Ongun açıklama yapıyor. Görevi. Ey Yeni Şafak, siz Ali'leri karıştırdınız diyor. Bir de bir Ali fotoğrafı gönderdiler. Vallahi benim kafam karıştı. Bu adam da diyor ki bu benim. Öbür Ali Altay'dan bir ses çıkmadı henüz. Ya ben yaptım falan demiyor. Dönem bir seçim şarkısı var. O seçim şarkısı hala var. Sosyal medyada İmamoğlu İmamoğlu diye sürekli çalan bir video. Ama o değil diyorlar. Şimdi gerçekleri biz Ali Atadan öğreneceğiz. İnternet haberi gelecek. Burada beraber konuşacağız. Ama burada böyle bir sıkıntı varsa. Ve bu adam çıkıp sosyal medya üzerinden ilk defa Türkiye'de yaşanan bir şeyi yapıyorsa, reklam veriyorsa, pişmanım diyorsa, affedin beni diyorsa, hakkım da haramdır diyorsa, bunu sosyal medya üzerinde açıklama yapmak yerine Murat Ongun'un ve Ekrem İmamoğlu'nun gel kardeşim ya da inkar etmek yerine, Ali Atan'ın söylemiyle söylüyorum, inkar etmek yerine, Gel kardeşim senin bir derdin mi var? Hani hatırlıyorsunuz değil mi? Ekrem Bey sarıyor canım. Bir tanem. Adam da diyordu sana kafa atasın var. Ya yok yok benim seni öpesim var diyordu. Ya bu adamı şimdi çağırabilirdiniz, konuşabilirdiniz. Derdinizi anlatabilirdiniz. Adamın derdini öğrenebilirdiniz. Kardeş biz seni niye pişman ettik? Niye sen özür diliyorsun? Hele bize bir anlat diyebilirlerdi demediler. Ali'yi karıştırdınız dediler. Şimdi Ali'lerin karışık olup olmadığını Cuma günü hep birlikte göreceğiz. Niye? Çünkü Ali Ata buraya gelecek. Biz tabii ki kendisinden bilgi belgeleri isteyeceğiz. Kimin doğru söyleyip söylemediğinde net bir şekilde anlamış olacağız. O zaman sizinle paylaşacağız. Ama Ali Atay'ı bir takip edin bakalım. Yazdıklarını, Twitter'da yazdıklarını da okuyun. Bize ona göre bir yazın. Nedir? işin aslı nedir? Belki de siz de bir şey biliyorsunuz. Yani belki siz rastlamışsınız bu Ali Atay'a. Ali Altay'a ya da. Aliler karıştı ya. Ona göre bir çalışma yapalım arkadaşlar. Bize yazın. Duyduğunuz, gördüğünüz bir şey varsa bize yazın. Ona göre gidelim. Yanlış yapmayalım. Ben bu arada Murat Ongun'la da görüşeceğim. Yani onu da programa davet edeceğim. Bakalım ne çıkacak altında, Bekleyip görelim.